Selam herkese. toprak yayınlarından TYT matematik denemesinden güzel bir geometri sorusu. Özel üçgenlerle ilgili bir soru. Biraz trigonometri de kullanabiliriz. Şöyle bir ikizkenar üçgen verilmiş görüyorsunuz şekilde. 25 25 ve 40'tan oluşan bir ikizkenar üçgen verilmiş. Şu sonra ED boyunca kesilmiş. O bir küçük parça atılmış. Şu kalan parçanın çevresi isteniyor. Burada bir ipucu olarak D noktasında orta nokta olduğu verilmiş. Yani 20-20 bölmüş burayı. Dolayısıyla ben önce ikizkenar üçgen özelliği kullanacağım. Yani şöyle düşüneceğim. 25-25- -25 İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik çizdim. 20-20 ayırdı. Yani şunu çizmiş oldum aslında. Dolayısıyla şuradaki özel üçgeni görebiliyorsunuz. 3-4-5'in katları, 5'in 5 katı, 4'ün 5 katı, bu da 3'ün e, 5 katı olacak. Yani şu yükseklik şurası 15 olarak bulacağım. Niye bunu kullanacağım? E, Sinüs, kosinüs, tanjant e, açılarından birini kullanabilirsiniz. Şu açılar birbirine eşit olduğu için alfa alfa derseniz eğer. E, bu alfa açısının e, neyini yazayım? Kosinüsünü yazayım. Kosinüs alfa eşittir e, komşu bölü hipotenüs yani 20 bölü 25. Sadeleştirirseniz 5'te 4 bölü 5 oranını bulursunuz. Şimdi ben aynı kosinüs teoremini şuradaki dik üçgende de uygulayacağım. Yani bu ikizkenar üçgende tabana ait yükseklik çizdim, iki dik üçgen elde ettim. Onu burada da uygulayacağım. E, komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5 olacak. 20 bölü 25 daha doğrusu. O zaman şuraya uygularsam hipotenüs 20 yani şöyle ne diyelim buraya A diyelim. E, kosinüs alfa eşittir. A bölü 20 neye eşit? 4 bölü 5'e eşit. E, kaç kat artmış? 4 kat. O zaman bu da kaç kat artacak? 4 kat. Demek ki burası ne olacak? 16 olacak. Şimdi tamamı kaçtı? 25'ti. O zaman şuraya ne kaldı? 9 kaldı. Sonra şu taradığımız üçgende özel üçgeni kullanırsak 16 20 yani 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı. Bu da 3'ün 4 katı. Şurası da ne olacak? 12 olacak. Yani ben şurayı 12 buldum. Burayı 9 buldum. Burası zaten 25'ti. Burası zaten 20'ydi. Dolayısıyla topladığımda da 66 bulurum